Merhabalar, bugün size ofisi göstereceğim. Birazdan göreceksiniz. Bugün ofisin dışından göstereceğim ama çünkü biz haber olduk. Az önce Show Haber ekibi de buradaymış, haber yapmış bize. Ne oldu? Teknoseyir binasının yangın merdiveni uçtu. Yerinden sökülüp karşı binaya girdi. Şu an onun çalışmaları var. Şimdi size gösteriyorum. Gece vakti biz ofisten çıktıktan 5 dakika sonra bu yaklaşık 30 metrelik herhalde 30 metreyi bulan merdiven, yangın merdiveni komple bizim binadan sökülüp karşı binaya uçtu. Şöyle gideyim. Zaten görüyorsunuz verdiği hasarı şu anda. Karşımdaki binanın sol üst köşesi gitti. Bizim binada bir hasar yok. Çünkü bizim binadan koptu. Ama tabii ki burası binanın otoparkı işlevini görüyordu. Neyse ki gece olduğu için arabalar çıkmıştı ama bir kişinin arabası ezildi. Onu az önce kaldırdılar. Ve işte vinç şu anda tehlikeli bir iş yapıyor. Yeterince uzağız. Amaçları ne bilmiyorum ama herhalde karşı binadan söküp kesmeye devam edeceklerdir. Böyle hiçbir yere taşıyamazlar. Evet, vinç durdu. Şimdi niye böyle bir şey oldu tabii? Öncelikle tasarım hatasını görüyorsunuz karşınızda. Şimdi merdivenlerde soracak, bu yönetmeliğe göre yapılmış bir merdiven. Klasik spiral gibi giden yangın merdivenleri yerine yangın anında daha kolay boşaltmayı, sıkışmayı engellemek adına böyle geniş alan yapıyorlar. Ve yukarıdan aşağı işte böyle kocaman bir dikdörtgen blok şeklinde iniyor. Buraya kadar bir sorun yok hakikaten. Normal klasik yangın merdivenine göre çok daha rahat inişi çıkışı. Ama bizimkiler bilmiyorum kendi kafalarından mı yaptılar. Şu an görüyorsunuz etrafını plakayla kaplamışlar ve bu plakalar arasında hiç boşluk yok. Dolayısıyla rüzgar olduğu gibi merdivene vuruyor ve vurduğu zaman da işte böyle yıkıyor. Çünkü rüzgarın geçip gidebileceği, karşı tarafa geçebileceği hiçbir alan bırakmamışlar. O yüzden de yaz boyunca hani çok ciddi bir şey, rüzgar çıkmadığı için bir şey anlaşılmadı. Hani sinyal de vermedi. Ama sonunda işte çok kuvvetli bir rüzgarda 30 metrelik merdiven rüzgara dayanamadı ve yerinden kopup uçtu. Onun dışında şöyle baktığımız zaman işte şimdi şöyle bir manzara var. Bu kapıyı açtığınız zaman aşağı uçuyorsunuz. Dolayısıyla her yere uyarı asıldı. Apartmanda şu an bir yangın olsa tabii ki normal merdivenden çıkılması gerekecek, inilmesi gerekecek. Ama bu kapıların her biri de çok tehlikeli. Yanlışlıkla bile açılsa, hele ki şu an rüzgar var, zaten kapı da uçar. Bizim bina hangisi, kat hangisi derseniz şu ilk soldaki ilk klima bizim daire. Şimdi onun hizasında da işte bizim yangın çıkışını görüyorsunuz. Şimdi tahmin edin bakalım o yangın çıkışı kimin odasında açılıyor? Tabii ki Levent abinin. Allah'tan hani odası çok tıkışık da yangın merdiveninin önünü, yani kapının önü çok rahat erişilebilecek durumda değil. Yani biz yangında zaten kapıya erişemeyip öleceğiz. O yüzden bizi çok etkilemiyor ama yani birisi dalgınlıkla o kapıyı açsa, herhangi bir dairenin kapısı, hakikaten gider aşağı. Evet, böyleydi yangın merdiveniyle ilgili maceralarımız. Arkada çalışmalar devam ediyor. Ben şimdi ofise geçeceğim. Herhalde akşama kadar bu buradan kalkmış olur diye tahmin ediyorum. Bakalım, yeni merdiveni de merakla bekleyeceğim. Onu da gösteririm size. Görüşmek üzere.